Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, cumanız mübarek olsun. Ben Cenab-ı Allah'a hamdü sena ederek, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da salatu selamlar ederek başlıyorum. Her cuma başladığımız gibi. Ama bu cumada Allah'a hamd etmemiz gereken bir nimet daha var. O da ne? Hatırlarsanız hem Ramazan içerisindeki programlarımızda hem de geçen haftaki cuma programımızda aman bir seçim var. Olay çıkmadan, birbirimize anlayışla davranarak, herkes istediği gibi oyunu vermekte serbest olarak, kimse kimseye siyasi kanaatinden dolayı hakaret etmeden bir seçimi tamamlayalım demişti. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Bu kadar büyük ve bu kadar önemli bir seçimin içerisinden ancak bu kadar çıkılır. O zaman Edirne'den Kars'a, Diyarbakır'dan Sinop'a, Trabzon'dan Erzurum'a bütün ülkem insanlarını, 81 milyon kardeşimi tebrik ederek başlamak istiyorum. Allah razı olsun diyerek başlamak istiyorum. Bütün dünyaya örnek olacak hem katılım oranı olarak fevkalade iyi bir seçim hem de olaysız, birbirimizi kırmadan, üzmeden yaşadığımız bir seçim olarak tarihe geçtiği kanaatindeyim. Bize yakışan da buydu, bizden beklenen de buydu. Diğer insanlar Türkiye'den, diğer ülkeler Türkiye'mizden örnek alsınlar deme hakkına sahip olduk. Değerli izleyenlerimiz, geçen geçti ama önümüzde hemen yarın ve bir gün bir üniversite imtihanı var. Şu anda nice üniversite imtihanına girecek yavrularımızın da onların anne babalarının da kalbi atmaya başladı. Tansiyonlar inip çıkmaya başladı. Peki, bu büyük olay hakkında elbette bizim programımızda da cuma sohbeti programında da bir bölümün olması gerekir. Yani herkesin söyleyeceği bir şeyler var. Hocanın söyleyeceği bir şey olmayacak mı? Olaya dini açıdan nasıl bakmalıyız sorusuna cevap getirmemiz gerekmez mi değerli izleyenlerimiz? Önce büyük duayı yapayım. Büyük küçük, üniversite talebesi veya değil, çalışan veya değil, işli veya işsiz, eşli veya eşsiz, bütün insanlar olarak büyük bir sınavın içindeyiz. Cenab-ı Allah dünya sınavını kazanarak ahirete geçenlerden olmamızı nasip eylesin. Buna tekrar döneceğim. Ama şu anda hakikaten üniversite imtihanlarına girecek, sınavlara girecek gençlerimiz çok heyecanlı. Bizim olaya bakış açımızın tabir caizse üç sac ayağı var değerli izleyenlerimiz, sevgili gençler. Üniversite imtihanlarına biz üç sac ayağı açısından bakmayı faydalı görüyoruz, lüzumlu görüyoruz. Gençlerimizin de bunu can kulağıyla dinlemesini istiyoruz. Hocam nedir o ayakların adı? Bir, çalışma. İki, dua. Üç, tevekkül. Çalışma, dua, tevekkül. Ne demek? Efendim, çok az sayıda bazı kardeşlerimiz üzerine düşen görevi yapmadan, gerektiği kadar derslerine çalışmadan, hocam bize bir dua etsen de bir yüksek puan alsak diyorlar. Kardeşim, çalışmadan sadece yattığı yerden dua ile netice alma fikri İslami değildir, doğru değildir, makul bir davranış değildir. Eğer işin altında, beynin altında yatan şu soru
gündeme getirilirse, dile getirilirse, ne demek yani hocam? Allah isterse bizi muvaffak kılamaz mı? Sevgili kardeşim, isterse Allah muvaffak kılma gücüne sahip. Ama niye muvaffak kılsın? Bir tarafta çalışan var, bir tarafta çalışmayan var. Çalışanı muvaffak kılan Allahu Teala. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanoğlu için ancak çalıştığının karşılığını vereceğim diyen, kural koyan Cenab-ı Allah hiç çalışmayanı niçin muvaffak kılsın? Muvaffak kılabilir olmak başka, onu başarılı kılmaya gücünün yetiyor olması başka, bu gücünü ve yetkisini kullanması başka. Allah-u Teala kendisi bu yetkisini, bu gücünü kullanma şartını kulun çalışmasına bağlamış. Bağlayan da Allah-u Teala. Öyleyse çalışma ihmal edilmeden netice beklemek makul değildir, doğru değildir. Buraya koyduk. İki. İkinci bir kesim gençler, evlatlarımız ya da bazı velilerimiz diyor ki, hocam biz yeteri kadar çalıştık. Öğretmen de tuttuk, kursta da yaptık. Çok formüller de çözdük. Test çöze çöze çocuklarımız gecesini gündüzünü feda ettiler. Tamam. Öyleyse duaya ne lüzum var? Biz çalıştık. Nasıl olsa netice alacağız. Hayır kardeşim. Böyle düşünmek de doğru değil sevgili kardeşim. Niye? Çünkü nimetleri bize nasip edecek olan Allah'tır. Kulun görevi nimeti Allah'tan bilmektir. Kul ne zaman nimeti Allah'tan bilir, ne zaman kendisinden bilir, kerameti nefsinde görür? İstediği şeyi elde etmek için bütün gayretini sarf ettikten sonra bir de elini kaldırıp da ya Rabbi başarılı eyle, ya Rabbi zihin açıklığı ver, ya Rabbi muvaffak eyle. Heyecandan, çeşitli vesveselerden, nefsin oyunundan, şeytanın oyunundan, imtihan heyecanından beni muhafaza eyle diye dua eder. Sonunda da iyi bir puan, beklediği bir başarıyı elde ederse, çalıştım, dua ettim, Rabbim de nasip etti der, nimeti Allah'tan bilir. Yok eğer kul sadece çalışır, hiç dua etmez, ben nasıl olsa çalıştım, neticeyi alacağım diye düşünür de, tabir caizse, Rabbinin kapısını çalmazsa, ya Rabbi beni başarılı kıl, her şey senin elinde. La mani'a lima a'tayta ve la mu'ti'a lima menata. Senin vermek istediğini engelleyecek kimse yoktur. Senin engellediğini verecek kimse yoktur hadis-i şerifini ölçü alarak dua etmezse netice alabilir, yüksek puan alabilir ama nimeti nefsinden bilir, kerameti kendinde görür. Ben çok çalıştım ondan oldu der. Peki bizim sacımızın üçüncü ayağı vardı. Bir çalışma dedik, iki dua, üç tevekkül. Ne demek o tevekkül? Kulun üzerine düşen bütün görevleri yerine getirmesinden sonra, kendine düşecek her şeyi yaptıktan sonra netice Allah'tan. Duamızı da yaptık, tamam. Çalıştık, tamam. Ama Mevla neylerse güzel eyler. Acaba bu sene kazanmam mı daha hayırlıdır? Gelecek sene kazanmam mı daha hayırlıdır? Nice örnekleri biz de yaşayarak gördük. Siz de yaşayarak gördünüz. Bir sene yeteri puanı alamayıp kendini helak eden nice öğrenciler, nice gençlerimiz, eyvah beklediğim puanı alamadım, öldüm, bittim, yandım diyen, ailesini de huzursuzluğa sokan nice gençlerimiz, bir sene sonra beklediklerinden daha güzel puanı alınca, İyi ki geçen sene almamışım. İyi ki geçen sene biraz daha yüksekle ister istemez bir yere girmeyi tercih etmemişim diye rahat ettiler. Varmış bunda bir hikmet diye tevekkül etmenin, bütün görevleri yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmenin,
gelecek neticede razı olmanın ne kadar güzel ve kul için ne kadar rahat ettirici bir davranış olduğunu yaşayarak görmüşlerdir. Şimdi gençlerden bazıları, hocam bunun aksi de var diyebilir. Evet, aksine de örnek getirilebilir. Bu sene aldığı puana razı olmadı, girebileceği bir yere girmedi. Gelecek sene daha yüksek puan alırım dedi, bekledi. Gelecek sene daha düşük puan alırım. Bu da mümkün. Hayatta her şey var. Ne kazanmak dünyanın en büyük neticesini elde etmektir, ne de kaybetmek dünyanın sonudur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin beyitleri ezberimizde değil mi? Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bakın, bu tevekkül fikrinin üzerinde duralım. Tevekkül, bütün vazifelerini yerine getirdikten sonra, elinden gelen bütün çalışmaları yaptıktan sonra, Rabbim neylerse güzel eyler diye, neticeye baştan razı olma fikri demektir. Sonunda da o rızayı göstermek demektir. Bunun ana faydası nedir değerli izleyenlerimiz? Bugün ben biliyorum ki nice öğrenciler, nice gençlerimiz iyi de çalıştılar. Çok gayret sarf ettiler. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Ama hani iki gün kaldı ya, bir heyecan aldı. Ya kazanamazsam ne olacak? Ya kazanamazsam ne olacak? Kendini de huzursuz etti, anneyi babayı da huzursuz etti. İki gün evvel bir kardeşimiz kızını da alarak geldi. Hocam, inan kızım çok çalıştı. Zeki de, okulunu da birincilikle bitirdi. Fakat imtihan heyecanı onu alt üst ediyor. Bir kere de sizi dinlemesini istedim. Bir kere de sizin dua etmenizi istedim diye geldi. Baktım hakikaten hem okulunda başarılı, birinci olmuş. Hem imtihana hazırlanmış. Dedim kızım, sen gereken vazifeleri yapmışsın. Allah-u Teala sana yardım etmeyip de kime edecek? Bir kere Rabbin yardım edeceğine güven. İki, bu imtihanın sonucu ne olursa olsun dünyanın sonu değil. Hakkımızda neyin hayırlı olduğunu biz bilemeyiz, Allah bilir. Peki bu heyecanlı davranışımız, tevekkülsüz, eyvah düşük puan alırsam ne olacak? Eyvah şöyle olursam mahvolurum, böyle olursa kahrolurum, bunca emek boşa gitti diye bir telaşın, bir heyecanın içine girmek bize ne kazandıracak? Panik haleti ruhiyesinden biz ne elde edeceğiz? Oo kardeşim, Mevla neylerse güzel eyler duygusunu elde etmek mecburiyetindeyiz. Başarının bize göre üç anahtarını bir kere daha söylemek istiyorum. Çalışma, şu ana kadar olduysa oldu zaten. Dua, duasız olmaz. Ama bu duayı artık şöyle kabul etmeyelim. Hocam ben imtihana giriyorum, bir dua et de yüksek puan alayım. Böyle bir şey yok. Benim çocuğum imtihana girecek. Hocam bir dua et de yüksek puan alsın, üniversitede çok iyi bir yere girsin. Duaya bu açıdan bakmak doğru değil. Duasız olmayacağız, duasız girmeyeceğiz. Felaklar, naslar, ihlaslar, fatihalar okunacak. İnna fetahna leke fetham mubina okunacak. Şimdi nice annelerin, babaların başarı elde etmek niyetiyle Yasinler okuduğunu görüyorum. Gayet güzel. Yanlış olan ne? Çalışmadan sadece Yasin, İnna fetahna, İhlas, Fatiha, Felak, Nas surelerini okuyarak başarı beklemek doğru değil. Ama çalıştıktan sonra bunları da okumak gayet güzeldir, faydadır, moral takviyesidir ve Allah'a olan güveni artırır, tevekkülü artırır. Tevekkülü mutlaka başarmalıyız. Tevekkülün zıttı paniktir. Paniğin bize kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Ne takdir edilmişse o olur. El-mukadder la yugayyer konusunu, kaderin ne demek olduğunu Ramazan'da bir programda size arz etmeye çalıştım. Tekrar oraya girmeyeceğim. Kısa süreli girilirse fayda yerine zarar getirebilir.
takdir-i ilahi neyse o bize ulaşacaktır. Sakin olunuz. Paniğin, heyecanın artık bundan sonraya hiçbir faydası yoktur. İşte bu yarın imtihan, o bir gün imtihan. Cenab-ı Allah hayırlı neticeler ihsan eylesin. Her sene imtihan öncesi elbette bütün sınava girecek yavrularımız için dua etmeyi vazife bilirim. Ama bu sene daha çok dua etmeyi vazife biliyorum. Çünkü iki tane torunum da giriyorlar. Ama biliyorum ki ikisi de çalıştılar. Abdullah'ım da Mustafa'm da çalıştı. Anneler babalar da okuyacağını okudu. Kendiler de beş vakit namazını kılar evlatlarım. Ha, insan dua ederken ben Rabbime karşı vazifelerimi yerine getirebiliyor muyum diye, getiriyor muyum diye onu da sorması lazım. Onun için bu sene dualarımıza dua katalım. Sakin bir imtihan ortamında inşallah yavrularımıza hayırlı kapılar açılmasını niyaz ederek bu üniversite sınavını geçirelim diyorum. Aklınızda kalırsa önce Arapçasını söyleyeyim, sonra da Türkçesini söyleyeyim. Bu duayı da yapmaya çalışın. Ya mufettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Ya mufettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Ey bütün kapıların açıcısı olan Rabbim, bana, bize, yavrumuza kapıların en hayırlı olanını aç ya Rabbi. Hayırlı kapıyı aç ya Rabbi. Bizim nerede, nasıl okumamız gerektiğinin hayırlı olduğunu senden başka kimse bilmez ya Rabbi. Hayırlı olanını aç diye bu duayı da ihmal etmeyelim. Birkaç cümleyle programımızın başında dokunduğum noktayı tekrar dikkatlere sunmak istiyorum. Evet, evlatlarımız heyecanlı. Evlatlarımız yarın ve bir günkü sınav için heyecan yaşıyorlar. Ya bizim imtihan ne olacak? Biz dünyaya imtihan için gönderilmedik mi? Evet, amenna. İşin garibi, bakın üniversite sınavı iki aşamalı. Önce bir puanı alıyorsunuz, sonra puanınıza göre tercihi yapıyorsunuz veya ikinciye giriyorsunuz, ona göre hareket ediyorsunuz. Biz bu dünya sınavından tek karnede geçmek mecburiyetindeyiz. İkinci karne yok, ikinci imtihan yok. Gidip de geri gelmek, eksikleri düzeltme şansı yok. Tek karnede geçtik geçtik, geçemedik geçemedik. O karneyi çoğaltmak ancak şöyle düşünülebilir. Hasibu gable en tuhasebu kuralı var ya, Allah sizi hesaba çekmeden siz kendinizi hesaba çekin. Yani ben bugün vefat edecek olsam Rabbimin rızasını kazanarak ahirete gitmeyi hak ettim mi etmedim? Günahlarım mı çok, sevaplarım mı çok? İnsanlara hizmetim mi çok, katkım mı çok, iyiliğim mi çok? Yoksa onları daha çok kırdım mı, üzdüm mü, insan hakkını yedim mi, kul hakkına girdim mi? İşte bu muhasebeyi kendi kendimize zaman zaman yaparsak, bazen Ramazan'ı, bazen yılbaşını, bazen bayramları, bazen doğum günümüzü vesile kılarak kendimizi hesaba çekersek bu karneyi çoğaltmış oluruz. Hani üniversite sınavına girecek olan yavrularımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz daha sonra bir tercihte bulunuyorlar. Tercihi neye göre yapıyor? Aldığı puana bakıyor, girebileceği okullara bakıyor ve ona göre bir tercih yapıyor. Bize bir kağıt gelse, postacı bize bir kağıt uzatsa, biz de o kağıda baksak ki, cennetten tercihlerinizi kullanın yazıyor. Yahu güzel, böyle bir kağıt gelse, böyle bir evrak gelse cennetin 8. katını tercih ederiz. İyi de notun oraya yetecekse 8. katı işaretlemen gerekir. Eğer orayı hak edecek notu alamamışsa herkes kendini bilir. Bir insan bir kendini kandıramaz, bir de Allah'ı kandıramaz. Herkes kendini bilir.
Bize cennet tercihi evrakı gelseydi, şıkları gelseydi, biz hangi cenneti hak edebildik? Kaçıncı katını hak edebildik? Veya içeriye girmeyi hak edebildik mi diye tercihimizi ona göre yapmamız gerekir. Düşük puan alan bir öğrenci, üniversite öğrencisi, üniversiteye girmek isteyen bir öğrenci, çok yüksek puanlarla kabul eden bir yeri işaretlerse ne olur? Tercih etmişsin ama puanın kafi gelmedi derler. Onun için dünya imtihanından cennet mükafatına girebilmek için, cennet giriş sınavını kazanabilmek için çok ciddi çalışmalara ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah bu üniversite sınavını da vesile kılarak inşallah bizim dünya sınavını da kazanmamızı nasip eylesin. Değerli izleyenlerimiz, sınav, üniversite, öğrenme, ilim konusunun gündeme gelmesi, ortaya gelmesi demektir. Bizim dinimizin ilme çok önem verdiğini, alimlerin, kalemlerinin, mürekkeplerinin, şehitlerin kanları veya ondan daha aziz olduğunu defalarca duymuşsunuzdur. Hele kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Cenab-ı Allah'ın hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurduğunu, innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulema, Allah'tan ancak alimler korkar. Allah'ı ancak alimler tanır. Rabbinin gücünün sonsuzluğunu anlamak için ilim tahsil etmek lazım buyurduğunu. Bu neticeye ulaşabilmek için de sadece matematik, astronomi, fizik, kimya öğrenmekle kalmayıp kainat kitabını okumaya çalışmanın da gerektiğini, İktisat fakültesinde ekonomik konuları öğrenirken hemen yanında kul hakkı nedir, cennet nedir, cehennem nedir, ibadeti yapmak kişiye ne kazandırır, günahları işlemek insanı nereye götürür, bu gibi bilgileri de vermemiz gerekir ki yavrumuz iki dünyasını beraber kazansın. Tıp fakültesinde İnsan vücudunun nasıl çalıştığını yavrularımıza, gençlerimize, öğrencilerimize öğretirken, beraberinde bu kalbi yaratan bir de Allah var. Bunu bize meccanen, ücretsiz, taksitsiz hediye eden bir Allah var. Gözümüzü gördüren, kulağımızı işittiren, beynimize akıl almaz işleri sahne içerisinde yaptıran bir Allah var diye insan vücudunu anlatırken o vücudu yaratan Allah'ı da anlatmaya çalışırsak, efendim, daha iyi neticeler alacağız. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Tekrar hayırlı cumalar duamızı, yavrularımızın gireceği üniversite sınavının hayırlarla neticelenmesi duasını tekrarlayarak başlayalım. Araya girmeden evvel çok hayati bir noktayı arz etmeye, anlatmaya çalışıyordum. Dikkat etmişsinizdir. Yavrularımıza ilmin her çeşidini öğretelim. Tıbbını, kimyasını, fiziğini, astronomisini, dil bilimlerini öğretelim. Bunlarsız olmaz. Biraz evvel dedim ki Cenab-ı Allah bilenlerle bilmeyenler bir olmaz buyurmuş. Allah'ı anlayabilmeniz için ilim sahibi olmanız gerekir buyurmuş. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam utlubul ilme minel mehdi ilel laht, beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye devam edin demiş. Talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin. İlim öğrenmek her mümin erkek ve kadına farz bir görevdir buyurmuş. İlim öğrenenlerin etrafını
memnuniyetlerinden dolayı melekler kuşatır buyurmuş. İlim öğrenmenin ibadet olduğunu bizim dinimiz söylemiş. Ama ne şartla? Bir taraftan matematiği öğrenirken, bir taraftan hesap gününün sahibi olan Allah'ı bilmek şartıyla. O hesap gününe hazırlanmak şartıyla. Bir taraftan devlet yöneticiliğini öğretirken, öbür taraftan da rüşvet almanın haramlığını öğretmeliyiz ki, bir taraftan fabrikaların gelirlerinin nasıl hesap edileceğini, fizibilite hesaplarının nasıl yapılacağını öğretirken, öbür taraftan kul hakkına riayetin de insana neler kazandıracağını, eğer kul hakkına riayet edilmezse insanın neler kaybedeceğini de öğretmemiz lazım diyorum. Bir taraftan yavrularımıza şu şu gıdalar insan vücuduna zarar verir diye öğretirken, öbür taraftan Allah'ın yasakladığı şeyleri de vücuda almayın, günah işlemiş olur ve bu vücuda zarar vermiş oluruz diye onu da öğretelim diyorum. Bakın, duyunca beni çok rahatsız eden bir cümle var. İmanın olduğu yerde ilim olmaz deniliyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi değerli izleyenlerimiz ya? Biz diyoruz ki ilmimiz de olsun, imanımız da olsun. Hem ilmi hem imanı beraber yürütelim. Einstein dedi ki, ilimsiz din topal, dinsiz ilim de kördür. İlla topal veya kör olmak mecburiyetinde miyiz? Bu dünya hayatının nasıl yürütüleceğini, şu bilgisayar ortamında nasıl mesafeler kat edip, şu anda asrımızda ulaşılan yerleri nasıl geçeceğimizi yavrularımıza öğretirken, ilerlemiş devletlerin seviyesini yakalayıp hatta onların önüne nasıl geçeceğimizi yavrularımıza öğretirken, namazın abdestinde ne olduğunu öğretiversek, orucun da faydalarını öğretiversek, zekat vererek fakirin fukaranın elinden tutmanın insan sıhhatine büyük katkıda bulunduğunu öğretiversek ne kaybederiz? Vallahi bir şey kaybetmeyiz. Bir maneviyat alerjisi moda halinde yürüdü geçti gitti Allah'ın izniyle. Artık şimdi o puan da yapmıyor, prim de yapmıyor. Biz evrim teorisini de tasvip etmiyoruz. Evrim teorisi maalesef sanki kanıtlanmış, ispatlanmış bir teori, bir ilim, bir bilim imiş gibi anlatılmaya çalışılıyor. Halbuki sadece teoriden ibarettir. Bunun bilinmesini istiyorum. İki, evrim teorisinin altında yatan, bizi de dehşete düşüren ana fikir, yaratıcının olmaması fikri. İlk hücre tesadüfen oluştu. Sonraki bütün canlılar onun evrimiyle gelişti. Sonra maymundan insana dönüştü. Yani ne demek istiyorsun? Yaratıcı yok, Allah yok. Öyleyse ona karşı görevler de yok. Onun koyduğu kurallara uymaya da gerek yok. Bildiğiniz gibi yaşayın, istediğiniz gibi eğlenin, istediğiniz yerden kazanın, istediğiniz yere harcayın diye insanı sanki güya hür kılacakmış gibi, özgür kılacakmış gibi depresyona, intihara, felakete sürüklüyorlar. Allah fikri olmadan insanın mutlu olmasına imkan ihtimal yoktur. Ahiretteki cenneti kazanma hesabımız şurada dursun. Ben size bir şey söylüyorum. Dünyada mutlu olmak için de ibadeti yapmaya mecburuz. İbadetler insan için mutluluk kaynağıdır. Malumunuz ibadet söz konusu olunca aklımıza ilk gelen namazdır. Çünkü Efendimiz namaz dinin direğidir buyurmuş. Nasıl mutlu kılıyor namaz insanı? Sabah namazını kıldı mı dünyalar o insanın oluyor, o Müslümanın. Elhamdülillah görevimi yaptım. Bayrağı öğleye dikiyor. Bir hedefi var. Öğlen ezanı okunup da namazını kıldı mı ikinci hedefe ulaşmanın rahatlığını, mutluluğunu yaşıyor.
bayrağı ikindiye dikiyor. İkindiye ulaştım da o görevi yerine getirdi mi elhamdülillah diyor. Bayrağı akşama dikiyor. Akşam bitiyor yatsıya dikiyor. Yatsı bitiyor sabah namazına dikiyor. Müslümanın günde 5 kere ulaşacağı hedefi var ve her ulaşmada da huzur yaşıyor, mutluluk yaşıyor, elhamdülillah diyor. Namaz kılmayan kardeşimin bir hedefi yok ki varınca mutlu olsun. Oruç tutanın bir iftar hedefi var, bayrağı iftara koyuyor, ulaştığı zaman dünyalar onun oluyor. Oruç tutmayanın bir bayrağı bir hedefi yok ki varınca mutlu olsun. Ramazan da bütün görevlerini yerine getirenin bayram diye bir hedefi var. Bayrama ulaşınca mutlu oluyor. Netice, işin özeti, maddi ilimleri verdiğimiz, fenni ilimleri öğrettiğimiz, yarın bir gün imtihana girerek üniversitenin çeşitli dallarına girecek olan yavrularımıza beraberinde iman, ibadet, güzel ahlak derslerini de vermeliyiz ki mükemmel bir nesil yetiştirmiş olalım. Gelecek neslimiz bizi mutlu kılsın. Aksi halde inanın saçımızı başımızı yolmaya devam ederiz. Bendeniz bu konuyu bugünün de diliyle çok güzel anlatan Yunus Emre'den bir şiiri nakledeceğim. Daha sonra da üniversiteye girmek önemli, yavrularımız için önemli bir aşama. Tamam da onun dışında ne gibi tehlikeler bekliyor yavrularımızı? Biz onlara karşı ne gibi tedbirler alabiliriz? Bunu da inşallah bu programın içinde anlatmaya çalışacağım. Ana konumuz olan maddi ilimleri, fenni, fizik, kimya, astronomi gibi bilgileri tahsil ederken beraberinde Allah'ı, peygamberi, günahı, sevabı, kul hakkını, anne baba rızasını, komşuya karşı tutumların neler olması gerektiğini, vatandaşa karşı tutumların neler olması gerektiğini de öğretirsek iyi olur. Yoksa yanlış yaparız fikrimizi Yunus'tan beraberce dinleyelim. Bakın koca Yunus ne demiş. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. İlim yapmaktan maksat kişi hakkı bilmektir. İlim yapmaktan maksat kişi hakkı bilmektir. Sen okudun bilmezsin ha bir kuru emektir. Hakkı, hakikati, kul hakkını bilmezsen senin yaptığın kuru bir emekten ibaret kalır. 4 kitabın manası bir elifte toplanmış. 4 kitabın manası bir elifte toplanmış. Nedir bu kitaplar? Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Bir elifte toplanmış. Nedir o elif? Allah. Onu aramak, onu bulmak, onu bilmek, ona kul olmak. Ama Yunus diyor ki, 4 kitabın manası bir elifte toplanmış. Sen elifi bilmezsen, bu nice okumaktır. Allah'tan habersiz ilim tahsili insanı bir yere getirmez. Bak musallalarda cenaze namazını kılınca hocalarımız bize ne diyor? Bir gün biz de buraya geleceğiz. Şu 3 günlük dünyayı ebedi zannetmeyelim. Çalışmalarımızın büyük bir bölümünü de ahiret için yapalım diyor. İlla o musallada mı bu dersi dinlemek gerekir? Yunus devam ediyor. Yunus Emre der hoca, istersen 1000 var hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Diyor ki hac bir farzdır canım elbette evet. Yani bu şiirin bu bölümünü bazıları 1000 kere hacca gitsen de önemli değil şeklinde anlarsa yanlış anlamış olur. Yunus diyor ki ibadetlerin de zahirini yerine getirirken, şekillerini yerine getirirken onun içindeki ruhu da kazanmamız lazım. 1000 kere hacca gitmişsin ama gönül kırıyorsun, kalp kırıyorsun, haşinsin, sertsin, kabasın. Yapma, etme. Bir gönüle girmenin yolunu da öğren. Öğrenmedinse hacca gittiklerin 0, bilmiyorsan hacca gitme manasında almayalım.
haccı, namazı, orucu, zekatı yerine getirirken nezaket kurallarını, güzel ahlakı, insanlara yumuşak ve kalplerine hitap etme şeklini bilmek mecburiyetindeyiz Müslümanlar olarak. Bunu da yarın bir gün üniversite imtihanına girecek yavrularımıza da aktarmak mecburiyetindeyiz. Bu gibi hareketler, bu gibi duygular, insanlara güzel hitap etmek, gönüllerine girmek sadece hacıların, hocaların görevi de değil. Bütün Müslümanların ve bütün insanların görevi. Şu üniversite sınavının arefesinde bendeniz, hani büyük bir ahiret sınavının içinde olduğumuzu söyledim de, bakın hocalar olarak biz çok önemli bir sınav veriyoruz. Çünkü eğer hareketlerimize dikkat etmezsek, İslam'a faydalı olayım derken, insanlara dini öğreteyim derken, şu hocanın yaptığına bak dedirtirsek, hoca böyle yaparsa biz ne yapalım dedirtirsek, fayda yerine zarar vermiş oluruz. Peki dikkat etmesi gereken sadece hocalar mı? Hayır, hacıların da dikkat etmesi lazım. Hacan ne böyle yaparsa biz de yaparız dedirtirsek, hacı babanın yaptığına bak dedirtirsek fayda yerine zarar vermiş oluruz. Bu da doğru. Peki dikkat etmesi gereken sadece hacılar, hocalar mıdır? Yok. Bütün Müslümanlar. Ben şunu şöyle yaptığımda bir Hristiyan beni görecek olsa, bir Yahudi beni görecek olsa, güneşe tapan bir gayrimüslim, ateşe tapan bir zerdüşt beni görecek olsa, şu Müslümanın yaptığına bak, Müslümanlık dini bu muymuş dedirtecek olursak, yazık bize, eyvah bize, yuh bize. Fayda yerine zarar getirmiş, hem dinimizi hem ülkemizi, milletimizi de yanlış temsil etmiş oluruz. Peki iyi temsil edebilmek, hem kendimizin görevimizi yapabilmek, hem de başka insanlara faydalı olabilmek için ne yapmak lazım dedik? Üniversite imtihanına girilecek, diplomalar alınacak, mevkilere, makamlara geçilecek, ekonomi yürütülecek, devlet hizmetleri yürütülecek. Ama bütün bunların yanında Allah, peygamber, din, iman, ibadet, kul hakkı, rüşvet haramlığı, amme hukukuna, kamu hukukuna, kamu hakkına riayet etmemenin büyük bir cinayet olduğunu da beraberinde evlatlarımıza öğretmek mecburiyetindeyiz. Üniversite imtihanında çeşitli öğrencilerimize çeşitli notları almayı başartıyoruz. Birinci çıkıyor, ikinci çıkıyor, üçüncü çıkıyor. Çok büyük başarılar elde eden evlatlarımız var. Ben hepsini alnından ve gözlerinden öpüyorum ama kulaklarına da bir küpe takmak istiyorum. Bunca tahsili yapan siz gençler, şu sigarayı hangi akılla içersiniz? Sigaranın bana akli bir izahını yapabilir misiniz? Bu dumanı bu içinize niye alırsınız? Okul masraflarını karşılamakta güçlük çekiyorum dediğiniz halde, bir kısım derneklerden, belediyelerden, Milli Eğitim Bakanlığından burs almak için sıraya girdiğiniz halde bu pakete bu parayı nasıl veriyorsunuz? Bu soruların da cevabını vermeniz gerekmez mi? Ben size söyleyeyim, vermeniz mümkün değil. Bu soruların bir tek cevabı var. Paketi yırtıyorum. Ben üniversite imtihanına giriyorum. Ben büyük hizmetlere talibim. Ben kamuya hizmet edeceğim. Ülkeme, vatanıma, milletime hizmet edeceğim. Bu hizmeti sunan insanın ağzındaki duman yakışmaz, doğru değildir deyip atmasını temin etmeye çalışmalıyız. Bendeniz bir kısım vakıflarla, derneklerle meşgulüm. Oralardan üniversite okuyan öğrencilere burslar veriliyor. Ayda 300 lira almak için dilekçe vermiş, incelenmiş, uygun görülmüş. Ne kadar güzel. O vakfı ayakta tutanlar niye tutuyorlar? Aman bir öğrenciyi daha fazla okutalım diye. Üniversiteyi kazanan bir yavrumuz
parasızlıktan, masrafları karşılayamamaktan dolayı okulunu terk etmesin diye insanlar bağış yapıyor. Geceyi gündüze katıyor, imkanlar hazırlıyor, üniversite öğrencilerine burs veriyor. Çok güzel. Ama o bursu almaya gelirken öğrenci paketi buraya koymaktan, cebindeki sigara paketini orada bulundurmaktan hiç de utanmıyor, çekinmiyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Günde 12 lira verseniz ayda 360 lira vermiş olursunuz. Siz 300 lira burs almaya geliyorsunuz, 360 lira sigaraya harcıyorsunuz. Bunu hangi üniversitenin mantığıyla izah edebilirsiniz? Hani evlatlarımıza hizmet edelim. Anneler babalar niye koşuşturuyorlar? Evlatlarımız daha iyi yaşasın. Bizim yemediğimizi yesin. Bizim giymediğimizi giysin. Bizim kullanmadıklarımızı kullansınlar diye gayret ediyoruz. Peki beraberinde hata ederlerse, yanlış yaparlarsa etme yavrum. Yapma yavrum. Kendi geleceğini de tehlikeye sokuyorsun. Kendi mutluluğunu da tehlikeye sokuyorsun demeyelim mi? Bunu deme hakkımız olmasın mı değerli izleyenlerimiz? Eğer merhamette, evlat sevgisinde ölçüyü kaçıracak olursak bunun faturası bize çok değişik döner. Şimdi biraz evvel demiştim ki maddi ilimleri, fenni ilimleri, tıp, fizik, kimya, astronomi bilgilerini verirken maneviyat da vermeye çalışalım. İnanın bakın, ufak bir gayretle, azıcık bir çalışmayla yavrularımıza, gençlerimize, üniversite okuyan yavrularımıza, neslimize olaylara iman gözlüğüyle bakma alışkanlığını kazandırıversek, olaylara din açısından da, sadece din açısından demiyorum, günah mı sevap mı, günah mı sevap mı diye değil. Ya bu suyu inceleyeceksin, bak bu su. Tamam da bunu yaratan bir Allah var demeyi öğretiversek. Astronomi okuyacaksın, ne kadar güzel, alkışlıyorum. Ama bu yıldızları yaratan bir Allah var, bu galaksileri yaratan bir Allah var demeyi öğretsek, bu alışkanlığı kazandırsak, bitkiler üzerinde çalışan yavrularımıza bu renkleri veren biri var. Hayvanlar üzerinde çalışan yavrularımıza bu hayvanın savunma sistemini yaratan biri var. Bu hayvanın avlanma sistemini yaratan biri var, ona öğreten biri var. İçgüdü deyip geçiyoruz ama o içgüdü dediğimiz CD'yi onun beynine yerleştiren kim? Değil. Bunları öğretmeyi başarabilirsek ne tahsili yaparsa yapsın, hangi konuyu işlerse işlesin. Çünkü bütün bilimlerin konusu Allah'ın yarattığı şeylerdir. Fizikçi de, kimyacı da, tıp ilmi de, astronomi alimi de Allah'ın yarattığı şeylerin üzerinde çalışıyor demektir. İman gözlüğüyle bakmaya alışırsa hangi dersi okur, hangi konuyu incelerse incelesin, orada Allah'ın kudretini görecek, yaratıcının izlerini görecek, esma nuru, sıfat nuru, zat nurunu görecek ve yavrumuz çift kanatlı olarak yetişmiş olacak. Hem annesine babasına, hem ailesine, hem ülkesine, hatta bütün insanlığa yeni hizmet çeşitleri sunacak. Burasını çok hayati görüyorum. Çok önemli görüyorum. Kainat kitabını okuma alışkanlığı kazandırmak. İnsan kitabını okuma alışkanlığı kazandırmak. Kur'an kitabını okuma alışkanlığı kazandırmak. Şu üniversite imtihanı öncesinde bu üç basamaklı eğitimimizi de unutmayalım diyorum. Kur'an'ı okutmayı başarmak, insanı okutmayı başarmak, kainatı, evreni, dünyada bulunan eşyayı, bitkileri, hayvanları iman gözlüğüyle okumayı ve okutmayı başarabilirsek biz Allah'ın büyük nimetlerine nail oluruz. Rabbimiz dünyada da ahirette de bizi mutlu kılar. Hedef bu iken, doğru olan bu iken değerli izleyenlerimiz, maalesef gelecek neslimiz için dört tehlikeden bahsetmek istiyorum.
Dört tehlikeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Birinci tehlike maddi. Nedir o? Benim oğlum da bir üniversite bitirsin. Benim kızım da bir üniversite bitirsin. İyi de nice üniversite bitiren yavrularımız iş bulamıyor. Aldıkları üniversite diploması lise diplomasından farksız. Kardeşim gelin buna bir formül bulalım. Bu yanlıştan dönelim. 4 yılını daha kaybediyor yavrumuz. Bir sanat öğrenme yaşını da kaybetmiş oluyor. Bir yerde tezgahtarlık yapmayı da kabul edemez hale geliyor. Ben üniversite mezunuyum diyor. Tamam ama iş yok. Aileye bir katkıda bulunması şöyle dursun. Hala aileye yük oluyor. Daha sonra bu yavrumuzun psikolojisine tesir ediyor. Bir kısım psikolojik rahatsızlıkları yaşamak mecburiyetinde kalıyoruz. Peki hocam ne yaparsak bundan kurtuluruz? Daha ilkokulda, ortaokul seviyesinde yavrumuzun kabiliyetini tespit edersek, bilimsel yollar var bugün kabiliyetleri tespit konusunda. Mutlaka meslek liselerine ağırlık vermeye mecburuz Türkiye olarak. Meslek lisesini bitirdiğinde kendi branşıyla ilgili üniversiteye girdi. Giremezse de geçimini temin edecek, ailesine yük olmayacak, bir yuva kurduğu zaman o yuvayı geçindirebilecek bir gelire sahip olacak. Bir işe sahip olacak. Ülkenin de ara elemana çok ihtiyacı var. Ara elemana çok ihtiyacı olan bir ülkede yaşıyoruz. Ama biz yavrularımıza sadece diploma kazandırarak bir şeyler kazandırmış olacağımızı zannediyoruz. Bunun altını çizmek ve buna formül bulmak mecburiyetindeyiz. Devlet olarak, millet olarak, milli eğitim olarak bu problemi halletmezsek İleride başımız çok daha ağrıyacak, saçımızı başımızı yolacağız. Birinci tehlike bu. Herkes, bütün yavrularımız üniversiteyi bitirsin yerine bir meslek sahibi olsun, ülkeye, ailesine katkıda bulunsun diye düşünmek. İkincisi, neslimizin, yavrularımızın, gençliğimizin imanı tehlikede değerli izleyenlerimiz. Ahlakı tehlikede, üçüncü tehlike. Dördüncü tehlike sıhhati tehlikede. Ne demek istiyorsunuz hocam? İman niye tehlikede? Ateizm diye veya evrim teorisi diye bir şey ortalıkta dolaşıp duruyor. Ne demekmiş ateizm? Tanrı yok. Ya nasıl oldu? Tesadüfen oluştu. Geçenlerde küçük bir video izledim. Ben size bir şey söylüyorum. Bir daktilonun, bir klavyenin başına okuma yazma bilmeyen bir adamı koyuversek, ne olur dikkat edin. Gel, okuma yazma da bilmiyor. Bu harflere basacaksın, evet. Bilmiyor adam, ne harfi tanıyor ne. İstediğin harfe basacaksın, tesadüf kelimesini yazacaksın desek. Tesadüf kelimesini, T, E, S, A, D, Ü, S harflerini sırayla yazma ihtimali kaçta kaç biliyor musunuz? 18 milyarda bir. Sevgili kardeşim, bir tesadüf kelimesini yazmak bile bilmeyen birinin rastgele yazarak, rastgele dokunarak tesadüfen tesadüf kelimesini yazabilmesi 18 milyarda bir ihtimal ise, bu dünyanın kendi etrafında saatte 1666 kilometre hızla dönüp hızını hiç kaybetmemesi. Güneş etrafında saatte 108 bin kilometre hareket edip 365 günde bir saniye bile gecikmemesi. 100 trilyonluk hücreye kanın gönderilmesi, gıdanın gönderilmesi, orada kullanılanların alıp tekrar kalbe getirilmesi, kalbe gelen kirli kanın akciğere pompalanması, 8 saniye içerisinde oksijenle yıkanıp tekrar kalbe gelip vücuda tekrar pompalanması nasıl tesadüfen olabilir? Bunun tesadüf olmasının imkanı, ihtimali var mı? Efendim, bir olayı nakletmek istiyorum. Rahmetli Cevat Babuna Hoca ile beraber
bir programa gidiyoruz. Dedi ki Avrupa'da tıp dalında Nobel ödülü almış bir dostum var. Ateist olduğunu söylüyor. Allah yok diyor. Her şey tesadüf diyor. Bir gün dedi sohbet ederken dedim ki Cevat hocam Avrupalı meslektaşına demiş. Ateist olduğunu söyleyen. Ateistlik bana göre mümkün değil de bazıları kendi kendini kandırıyor. Ne demiş Cevat Hoca? Bir insan vücudunun değil, bir insan organının değil, göz, kulak, dil, burun gibi bir organın değil, bir insan hücresinin tesadüfen oluşma ihtimali kaçta kaç dedim diyor. O Avrupalı ve tıp konusunda Nobel ödülü almış o alim kişi bana dedi ki diyor Cevat Hocam. Mr. Cevat, ben bu konuda sana bir rakam veremem ama bir örnekle anlatayım dedi diyor. Buyur dedim diyor. Bir havaalanına iki kamyon mıcır dökülse, demir değil, çelik değil, taş dökülse, bir rüzgarın gelip o mıcırları karıştırarak jumbo jet yapma ihtimali, bir jumbo jet meydana getirme ihtimali o çakıl taşlarından, kaçta kaç ihtimalse, bir hücrenin tesadüfen veya kendi başına oluşması işte o kadar da bir ihtimal deyince diyor, ben sevindim ve yakaladım dedim diyor. Ya öyleyse koca insan vücudu, 7 milyar insan, bunların yaşadığı dünya, bunlara ışık gönderen güneş nasıl tesadüfen olur? Yaratıcısız nasıl mümkün olur? Kapımızın zili bile biri basmayınca çalmıyorsa, bu kainat, bu evren, bu dünya, bu hayat, bu vücut nasıl tesadüfen olur? Buna nasıl inanıyorsun? Yaratıcı olmadan bunun mümkün olduğunu nasıl söylüyorsun deyince diyor, orayı karıştırma dedi diyor. Orayı karıştırma. Niye karıştırma diyor biliyor musunuz? Allah'ı kabul kolay, inkar çok zor. İnkar etmek isteyenler boşuna kendilerini yoruyorlar. Ama niye o zoru tercih ediyorlar? Allah'ı reddedersem, inkar edersem, Tanrı yoktur dersem ibadet de kalmaz, günah da kalmaz, sevap da yapacağım bir görev de kalmaz, kaçınmam gereken davranış da olmaz, özgür yaşarım zannediyor. Asıl büyük felakete o zaman giriyor. Halbuki Allah'ı kabul et, Allah vardır de, görevi yaparsan mükafatını alırsın, yapmazsan cezanı çeker yine kurtulursun. Ateizm yavrularımız için bir tehlike. Tabiat perestlik. Tesadüfen değil de tabiat yapıyor. Tabiat dediğin ne? Güneş mi? Ay mı? Dünya mı? Su mu? Toprak mı? Yok efendim bunların hepsi. Bunların hepsinin birbirleriyle haberleşme imkanı var mı? Anlaşma şansları var mı? Yok. Öyleyse nasıl yaratıcı olacaklar? Ha efendim yeni bir moda neymiş o? Deizm. Yani bir yaratıcı var ama hayatımıza karışmasın. Ben peygambere de inanmıyorum, kitaba da inanmıyorum, sırf Allah'a inanıyorum. Bu da yeni bir şark kurnazlığı. Güya inkardan kurtulmuş, dinsizlikten kurtulmuş olacak. Ama beraberinde de hiçbir görev yapmayacak. Her şey ona serbest olacak. Gelin, şu üniversite imtihanının öncesinde bütün yavrularımıza diyelim ki Allah size hayırlı başarılar ihsan eylesin. En güzel yerlerde okuyasınız. Vatana, millete, memlekete hizmet edesiniz. Ama Rabbinizi unutmayasınız. Allah'ınızı unutmayasınız. İbadetlerinizi terk etmeyesiniz. Rüşvet yemeyesiniz. Harama girmeyesiniz. Kul kalbi kırmayasınız. Kul hakkı yemeyesiniz diye onları da öğretelim de çift kanatlı olsunlar diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Saygılar sunuyorum efendim. Tekrar hayırlı cumalar duamızı, yavrularımızın gireceği üniversite sınavının hayırlarla neticelenmesi duasını tekrarlayarak başlayalım. Araya girmeden evvel çok hayati bir noktayı arz etmeye, anlatmaya çalışıyordum. Dikkat etmişsinizdir. Yavrularımıza ilmin her çeşidini öğretelim. Tıbbını, kimyasını, fiziğini, astronomisini, dil bilimlerini öğretelim.
Bunlarsız olmaz. Biraz evvel dedim ki Cenab-ı Allah bilenlerle bilmeyenler bir olmaz buyurmuş. Allah'ı anlayabilmeniz için ilim sahibi olmanız gerekir buyurmuş. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam utlubul ilme minel mehdi ilel lahd. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye devam edin demiş. Talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin. İlim öğrenmek her mümin erkek ve kadına farz bir görevdir buyurmuş. İlim öğrenenlerin etrafını memnuniyetlerinden dolayı melekler kuşatır buyurmuş. İlim öğrenmenin ibadet olduğunu bizim dinimiz söylemiş. Ama ne şartla? Bir taraftan matematiği öğrenirken, bir taraftan hesap gününün sahibi olan Allah'ı bilmek şartıyla. O hesap gününe hazırlanmak şartıyla. Bir taraftan devlet yöneticiliğini öğretirken, öbür taraftan da rüşvet almanın haramlığını öğretmeliyiz ki. Bir taraftan fabrikaların gelirlerinin nasıl hesap edileceğini, fizibilite hesaplarının nasıl yapılacağını öğretirken, öbür taraftan kul hakkına riayetin de insana neler kazandıracağını, eğer kul hakkına riayet edilmezse insanın neler kaybedeceğini de öğretmemiz lazım diyorum. Bir taraftan yavrularımıza şu şu gıdalar insan vücuduna zarar verir diye öğretirken, öbür taraftan Allah'ın yasakladığı şeyleri de vücuda almayın, günah işlemiş olur ve bu vücuda zarar vermiş oluruz diye onu da öğretelim diyorum. Bakın, duyunca beni çok rahatsız eden bir cümle var. İmanın olduğu yerde ilim olmaz deniliyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi değerli izleyenlerimiz ya? Biz diyoruz ki ilmimiz de olsun, imanımız da olsun. Hem ilmi hem imanı beraber yürütelim. Einstein dedi ki, ilimsiz din topal, dinsiz ilim de kördür. İlla topal veya kör olmak mecburiyetinde miyiz? Bu dünya hayatının nasıl yürütüleceğini, şu bilgisayar ortamında nasıl mesafeler kat edip, şu anda asrımızda ulaşılan yerleri nasıl geçeceğimizi yavrularımıza öğretirken, ilerlemiş devletlerin seviyesini yakalayıp hatta onların önüne nasıl geçeceğimizi yavrularımıza öğretirken, namazın abdestinde ne olduğunu öğretiversek, orucun da faydalarını öğretiversek, zekat vererek fakirin fukaranın elinden tutmanın insan sıhhatine büyük katkıda bulunduğunu öğretiversek ne kaybederiz? Vallahi bir şey kaybetmeyiz. Bir maneviyat alerjisi moda halinde yürüdü geçti gitti Allah'ın izniyle. Artık şimdi o puan da yapmıyor, prim de yapmıyor. Biz evrim teorisini de tasvip etmiyoruz. Evrim teorisi maalesef sanki kanıtlanmış, ispatlanmış bir teori, bir ilim, bir bilim imiş gibi anlatılmaya çalışılıyor. Halbuki sadece teoriden ibarettir. Bunun bilinmesini istiyorum. İki, evrim teorisinin altında yatan, bizi de dehşete düşüren ana fikir yaratıcının olmaması fikri. İlk hücre tesadüfen oluştu. Sonraki bütün canlılar onun evrimiyle gelişti. Sonra maymundan insana dönüştü. Yani ne demek istiyorsun? Yaratıcı yok. Allah yok. Öyleyse ona karşı görevler de yok. Onun koyduğu kurallara uymaya da gerek yok. Bildiğiniz gibi yaşayın. İstediğiniz gibi eğlenin. İstediğiniz yerden kazanın. İstediğiniz yere harcayın diye insanı sanki güya hür kılacakmış gibi, özgür kılacakmış gibi depresyona, intihara, felakete sürüklüyorlar.
Allah fikri olmadan insanın mutlu olmasına imkan ihtimal yoktur. Ahiretteki cenneti kazanma hesabımız şurada dursun. Ben size bir şey söylüyorum. Dünyada mutlu olmak için de ibadeti yapmaya mecburuz. İbadetler insan için mutluluk kaynağıdır. Malumunuz ibadet söz konusu olunca aklımıza ilk gelen namazdır. Çünkü Efendimiz namaz dinin direğidir buyurmuş. Nasıl mutlu kılıyor namaz insanı? Sabah namazını kıldı mı dünyalar o insanın oluyor, o Müslümanın. Elhamdülillah görevimi yaptım. Bayrağı öğleye dikiyor. Bir hedefi var. Öğlen ezanı okunup da namazını kıldı mı ikinci hedefe ulaşmanın rahatlığını, mutluluğunu yaşıyor. Bayrağı ikindiye dikiyor. İkindiye ulaştım da o görevi yerine getirdi mi elhamdülillah diyor. Bayrağı akşama dikiyor. Akşam bitiyor yatsıya dikiyor. Yatsı bitiyor sabah namazına dikiyor. Müslümanın günde 5 kere ulaşacağı hedefi var ve her ulaşmada da huzur yaşıyor, mutluluk yaşıyor, elhamdülillah diyor. Namaz kılmayan kardeşimin bir hedefi yok ki varınca mutlu olsun. Oruç tutanın bir iftar hedefi var, bayrağı iftara koyuyor, ulaştığı zaman dünyalar onun oluyor. Oruç tutmayanın bir bayrağı bir hedefi yok ki varınca mutlu olsun. Ramazan da bütün görevlerini yerine getirenin bayram diye bir hedefi var. Bayrama ulaşınca mutlu oluyor. Netice, işin özeti, maddi ilimleri verdiğimiz, fenni ilimleri öğrettiğimiz, yarın bir gün imtihana girerek üniversitenin çeşitli dallarına girecek olan yavrularımıza beraberinde iman, ibadet, güzel ahlak derslerini de vermeliyiz ki mükemmel bir nesil yetiştirmiş olalım. Gelecek neslimiz bizi mutlu kılsın. Aksi halde inanın saçımızı başımızı yolmaya devam ederiz. Bendeniz bu konuyu bugünün de diliyle çok güzel anlatan Yunus Emre'den bir şiiri nakledeceğim. Daha sonra da üniversiteye girmek önemli, yavrularımız için önemli bir aşama. Tamam da onun dışında ne gibi tehlikeler bekliyor yavrularımızı? Biz onlara karşı ne gibi tedbirler alabiliriz? Bunu da inşallah bu programın içinde anlatmaya çalışacağım. Ana konumuz olan maddi ilimleri, fenni, fizik, kimya, astronomi gibi bilgileri tahsil ederken beraberinde Allah'ı, peygamberi, günahı, sevabı, kul hakkını, anne baba rızasını, komşuya karşı tutumların neler olması gerektiğini, vatandaşa karşı tutumların neler olması gerektiğini de öğretirsek iyi olur. Yoksa yanlış yaparız fikrimizi Yunus'tan beraberce dinleyelim. Bakın koca Yunus ne demiş? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmek. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. İlim yapmaktan maksat kişi hakkı bilmektir. İlim yapmaktan maksat kişi hakkı bilmektir. Sen okudun bilmezsin ha bir kuru emektir. Hakkı, hakikati, kul hakkını bilmezsen senin yaptığın kuru bir emekten ibaret kalır. 4 kitabın manası bir elifte toplanmış. 4 kitabın manası bir elifte toplanmış. Nedir bu kitaplar? Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Bir elifte toplanmış. Nedir o elif? Allah. Onu aramak, onu bulmak, onu bilmek, ona kul olmak. Ama Yunus diyor ki, 4 kitabın manası bir elifte toplanmış. Sen elifi bilmezsen, bu nice okumaktır. Allah'tan habersiz ilim tahsili insanı bir yere getirmez. Bak musallalarda cenaze namazını kılınca hocalarımız bize ne diyor? Bir gün biz de buraya geleceğiz. Şu 3 günlük dünyayı ebedi zannetmeyelim. Çalışmalarımızın büyük bir bölümünü de ahiret için yapalım diyor. İlla o musallada mı bu dersi dinlemek gerekir? Yunus devam ediyor. Yunus Emre der hoca, istersen bin var hacca,
hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Diyor ki hac bir farzdır canım, elbette evet. Yani bu şiirin bu bölümünü bazıları bin kere hacca gitsen de önemli değil şeklinde anlarsa yanlış anlamış olur. Yunus diyor ki ibadetlerin de zahirini yerine getirirken, şekillerini yerine getirirken onun içindeki ruhu da kazanmamız lazım. Bin kere hacca gitmişsin ama gönül kırıyorsun, kalp kırıyorsun, haşinsin, sertsin, kabasın. Yapma, etme. Bir gönüle girmenin yolunu da öğren. Öğrenmedinse hacca gittiklerin sıfır, bilmiyorsan hacca gitme manasında almayalım. Haccı, namazı, orucu, zekatı yerine getirirken nezaket kurallarını, güzel ahlakı, insanlara yumuşak ve kalplerine hitap etme şeklini bilmek mecburiyetindeyiz Müslümanlar olarak. Bunu da yarın bir gün üniversite imtihanına girecek yavrularımıza da aktarmak mecburiyetindeyiz. Bu gibi hareketler, bu gibi duygular, insanlara güzel hitap etmek, gönüllerine girmek sadece hacıların, hocaların görevi de değil. Bütün Müslümanların ve bütün insanların görevi. Şu üniversite sınavının arefesinde bendeniz hani büyük bir ahiret sınavının içinde olduğumuzu söyledim de bakın hocalar olarak biz çok önemli bir sınav veriyoruz. Çünkü eğer hareketlerimize dikkat etmezsek İslam'a faydalı olayım derken insanlara dini öğreteyim derken şu hocanın yaptığına bak dedirtirsek hoca böyle yaparsa biz ne yapalım dedirtirsek fayda yerine zarar vermiş oluruz. Peki dikkat etmesi gereken sadece hocalar mı? Hayır, hacıların da dikkat etmesi lazım. Hacan ne böyle yaparsa biz de yaparız dedirtirsek, hacı babanın yaptığına bak dedirtirsek fayda yerine zarar vermiş oluruz. Bu da doğru. Peki dikkat etmesi gereken sadece hacılar, hocalar mıdır? Yok. Bütün Müslümanlar, ben şunu şöyle yaptığımda bir Hristiyan beni görecek olsa, bir Yahudi beni görecek olsa, güneşe tapan bir gayrimüslim, ateşe tapan bir zerdüşt beni görecek olsa, şu Müslümanın yaptığına bak, Müslümanlık dini bu muymuş dedirtecek olursak, yazık bize, eyvah bize, yuh bize. Fayda yerine zarar getirmiş. Hem dinimizi hem ülkemizi, milletimizi de yanlış temsil etmiş oluruz. Peki iyi temsil edebilmek, hem kendimizin görevimizi yapabilmek, hem de başka insanlara faydalı olabilmek için ne yapmak lazım dedik? Üniversite imtihanına girilecek, diplomalar alınacak, mevkilere, makamlara geçilecek, ekonomi yürütülecek, devlet hizmetleri yürütülecek ama bütün bunların yanında Allah, peygamber, din, iman, ibadet, kul hakkı, rüşvet haramlığı, amme hukukuna, kamu hukukuna, kamu hakkına riayet etmemenin büyük bir cinayet olduğunu da beraberinde evlatlarımıza öğretmek mecburiyetindeyiz. Üniversite imtihanında çeşitli öğrencilerimize çeşitli notları almayı başartıyoruz. Birinci çıkıyor, ikinci çıkıyor, üçüncü çıkıyor. Çok büyük başarılar elde eden evlatlarımız var. Ben hepsini alnından ve gözlerinden öpüyorum ama kulaklarına da bir küpe takmak istiyorum. Bunca tahsili yapan siz gençler, şu sigarayı hangi akılla içersiniz? Sigaranın bana akli bir izahını yapabilir misiniz? Bu dumanı bu içinize niye alırsınız? Okul masraflarını karşılamakta güçlük çekiyorum dediğiniz halde bir kısım derneklerden, belediyelerden, Milli Eğitim Bakanlığından burs almak için sıraya girdiğiniz halde bu pakete bu parayı nasıl veriyorsunuz? Bu soruların da cevabını vermeniz gerekmez mi? Ben size söyleyeyim, vermeniz mümkün değil. Bu soruların bir tek cevabı var.
paketi yırtıyorum. Ben üniversite imtihanına giriyorum. Ben büyük hizmetlere talibim. Ben kamuya hizmet edeceğim. Ülkeme, vatanıma, milletime hizmet edeceğim. Bu hizmeti sunan insanın ağzındaki duman yakışmaz, doğru değildir deyip atmasını temin etmeye çalışmalıyız. Bendeniz bir kısım vakıflarla, derneklerle meşgulüm. Oralardan üniversite okuyan öğrencilere burslar veriliyor. Ayda 300 lira almak için dilekçe vermiş, incelenmiş, uygun görülmüş. Ne kadar güzel. O vakfı ayakta tutanlar niye tutuyorlar? Aman bir öğrenciyi daha fazla okutalım diye. Üniversiteyi kazanan bir yavrumuz parasızlıktan, masrafları karşılayamamaktan dolayı okulunu terk etmesin diye insanlar bağış yapıyor, geceyi gündüze katıyor, imkanlar hazırlıyor, üniversite öğrencilerine burs veriyor. Çok güzel. Ama o bursu almaya gelirken öğrenci paketi buraya koymaktan, cebindeki sigara paketini orada bulundurmaktan hiç de utanmıyor, çekinmiyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Günde 12 lira verseniz ayda 360 lira vermiş olursunuz. Siz 300 lira burs almaya geliyorsunuz, 360 lira sigaraya harcıyorsunuz. Bunu hangi üniversitenin mantığıyla izah edebilirsiniz? Hani evlatlarımıza hizmet edelim. Anneler babalar niye koşuşturuyorlar? Evlatlarımız daha iyi yaşasın. Bizim yemediğimizi yesin. Bizim giymediğimizi giysin. Bizim kullanmadıklarımızı kullansınlar diye gayret ediyoruz. Peki beraberinde hata ederlerse, yanlış yaparlarsa etme yavrum. Yapma yavrum. Kendi geleceğini de tehlikeye sokuyorsun. Kendi mutluluğunu da tehlikeye sokuyorsun demeyelim mi? Bunu deme hakkımız olmasın mı değerli izleyenlerimiz? Eğer merhamette, evlat sevgisinde ölçüyü kaçıracak olursak bunun faturası bize çok değişik döner. Şimdi biraz evvel demiştim ki maddi ilimleri, fenni ilimleri, tıp, fizik, kimya, astronomi bilgilerini verirken maneviyat da vermeye çalışalım. İnanın bakın, ufak bir gayretle, azıcık bir çalışmayla yavrularımıza, gençlerimize, üniversite okuyan yavrularımıza, neslimize olaylara iman gözlüğüyle bakma alışkanlığını kazandırıversek, olaylara din açısından da, sadece din açısından demiyorum, günah mı sevap mı, günah mı sevap mı diye değil. Ya bu suyu inceleyeceksin, bak bu su. Tamam da bunu yaratan bir Allah var demeyi öğretiversek. Astronomi okuyacaksın, ne kadar güzel, alkışlıyorum. Ama bu yıldızları yaratan bir Allah var, bu galaksileri yaratan bir Allah var demeyi öğretsek, bu alışkanlığı kazandırsak, bitkiler üzerinde çalışan yavrularımıza bu renkleri veren biri var. Hayvanlar üzerinde çalışan yavrularımıza bu hayvanın savunma sistemini yaratan biri var. Bu hayvanın avlanma sistemini yaratan biri var, ona öğreten biri var. İçgüdü deyip geçiyoruz ama o içgüdü dediğimiz CD'yi onun beynine yerleştiren kim? Değil. Bunları öğretmeyi başarabilirsek ne tahsili yaparsa yapsın, hangi konuyu işlerse işlesin. Çünkü bütün bilimlerin konusu Allah'ın yarattığı şeylerdir. Fizikçi de, kimyacı da, tıp ilmi de, astronomi alimi de Allah'ın yarattığı şeylerin üzerinde çalışıyor demektir. İman gözlüğüyle bakmaya alışırsa hangi dersi okur, hangi konuyu incelerse incelesin, orada Allah'ın kudretini görecek, yaratıcının izlerini görecek, esma nuru, sıfat nuru, zat nurunu görecek ve yavrumuz çift kanatlı olarak yetişmiş olacak. Hem annesine babasına, hem ailesine, hem ülkesine, hatta bütün insanlığa yeni hizmet çeşitleri sunacak. Burasını çok hayati görüyorum. Çok önemli görüyorum. Kainat kitabını okuma alışkanlığı kazandırmak. İnsan kitabını okuma alışkanlığı kazandırmak. Kur'an kitabını okuma alışkanlığı kazandırmak.
şu üniversite imtihanı öncesinde bu üç basamaklı eğitimimizi de unutmayalım diyorum. Kur'an'ı okutmayı başarmak, insanı okutmayı başarmak, kainatı, evreni, dünyada bulunan eşyayı, bitkileri, hayvanları iman gözlüğüyle okumayı ve okutmayı başarabilirsek biz Allah'ın büyük nimetlerine nail oluruz. Rabbimiz dünyada da ahirette de bizi mutlu kılar. Hedef bu iken, doğru olan bu iken değerli izleyenlerimiz, maalesef gelecek neslimiz için dört tehlikeden bahsetmek istiyorum. Dört tehlikeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Birinci tehlike maddi. Nedir o? Benim oğlum da bir üniversite bitirsin. Benim kızım da bir üniversite bitirsin. İyi de nice üniversite bitiren yavrularımız iş bulamıyor. Aldıkları üniversite diploması lise diplomasından farksız. Kardeşim gelin buna bir formül bulalım. Bu yanlıştan dönelim. 4 yılını daha kaybediyor yavrumuz. Bir sanat öğrenme yaşını da kaybetmiş oluyor. Bir yerde tezgahtarlık yapmayı da kabul edemez hale geliyor. Ben üniversite mezunuyum diyor. Tamam ama iş yok. Aileye bir katkıda bulunması şöyle dursun. Hala aileye yük oluyor. Daha sonra bu yavrumuzun psikolojisine tesir ediyor. Bir kısım psikolojik rahatsızlıkları yaşamak mecburiyetinde kalıyoruz. Peki hocam ne yaparsak bundan kurtuluruz? Daha ilkokulda, ortaokul seviyesinde yavrumuzun kabiliyetini tespit edersek, bilimsel yollar var bugün kabiliyetleri tespit konusunda. Mutlaka meslek liselerine ağırlık vermeye mecburuz Türkiye olarak. Meslek lisesini bitirdiğinde kendi branşıyla ilgili üniversiteye girdi. Giremezse de geçimini temin edecek, ailesine yük olmayacak, bir yuva kurduğu zaman o yuvayı geçindirebilecek bir gelire sahip olacak. Bir işe sahip olacak. Ülkenin de ara elemana çok ihtiyacı var. Ara elemana çok ihtiyacı olan bir ülkede yaşıyoruz. Ama biz yavrularımıza sadece diploma kazandırarak bir şeyler kazandırmış olacağımızı zannediyoruz. Bunun altını çizmek ve buna formül bulmak mecburiyetindeyiz. Devlet olarak, millet olarak, milli eğitim olarak bu problemi halletmezsek İleride başımız çok daha ağrıyacak, saçımızı başımızı yolacağız. Birinci tehlike bu. Herkes, bütün yavrularımız üniversiteyi bitirsin yerine bir meslek sahibi olsun, ülkeye, ailesine katkıda bulunsun diye düşünmek. İkincisi, neslimizin, yavrularımızın, gençliğimizin imanı tehlikede değerli izleyenlerimiz. Ahlakı tehlikede, üçüncü tehlike. Dördüncü tehlike sıhhati tehlikede. Ne demek istiyorsunuz hocam? İman niye tehlikede? Ateizm diye veya evrim teorisi diye bir şey ortalıkta dolaşıp duruyor. Ne demekmiş ateizm? Tanrı yok. Ya nasıl oldu? Tesadüfen oluştu. Geçenlerde küçük bir video izledim. Ben size bir şey söylüyorum. Bir daktilonun, bir klavyenin başına okuma yazma bilmeyen bir adamı koyuversek, ne olur dikkat edin. Gel, okuma yazma da bilmiyor. Bu harflere basacaksın, evet. Bilmiyor adam, ne harfi tanıyor ne. İstediğin harfe basacaksın, tesadüf kelimesini yazacaksın desek. Tesadüf kelimesini, T, E, S, A, D, Ü, S harflerini sırayla yazma ihtimali kaçta kaç biliyor musunuz? 18 milyarda bir. Sevgili kardeşim, bir tesadüf kelimesini yazmak bile bilmeyen birinin rastgele yazarak, rastgele dokunarak tesadüfen tesadüf kelimesini yazabilmesi 18 milyarda bir ihtimal ise, bu dünyanın kendi etrafında saatte 1666 kilometre hızla dönüp hızını hiç kaybetmemesi,
Güneş etrafında saatte 108 bin kilometre hareket edip 365 günde bir saniye bile gecikmemesi. 100 trilyonluk hücreye kanın gönderilmesi, gıdanın gönderilmesi, orada kullanılanların alıp tekrar kalbe getirilmesi, kalbe gelen kirli kanın akciğere pompalanması, 8 saniye içerisinde oksijenle yıkanıp tekrar kalbe gelip vücuda tekrar pompalanması nasıl tesadüfen olabilir? Bunun tesadüf olmasının imkanı, ihtimali var mı? Efendim, bir olayı nakletmek istiyorum. Rahmetli Cevat Babuna Hoca ile beraber bir programa gidiyoruz. Dedi ki, Avrupa'da tıp dalında Nobel ödülü almış bir dostum var. Ateist olduğunu söylüyor. Allah yok diyor. Her şey tesadüf diyor. Bir gün dedi, sohbet ederken dedim ki, Cevat hocam, Avrupalı meslektaşına demiş, ateist olduğunu söyleyen. Ateistlik bana göre mümkün değil de bazıları kendi kendini kandırıyor. Ne demiş Cevat Hoca? Bir insan vücudunun değil, bir insan organının değil, göz, kulak, dil, burun gibi bir organın değil, bir insan hücresinin tesadüfen oluşma ihtimali kaçta kaç dedim diyor. O Avrupalı ve tıp konusunda Nobel ödülü almış o alim kişi bana dedi ki diyor Cevat Hocam. Mr. Cevat, ben bu konuda sana bir rakam veremem ama bir örnekle anlatayım dedi diyor. Buyur dedim diyor. Bir havaalanına iki kamyon mıcır dökülse, demir değil, çelik değil, taş dökülse, bir rüzgarın gelip o mıcırları karıştırarak jumbo jet yapma ihtimali, bir jumbo jet meydana getirme ihtimali o çakıl taşlarından kaçta kaç ihtimalse, bir hücrenin tesadüfen veya kendi başına oluşması işte o kadar da bir ihtimal deyince diyor, ben sevindim ve yakaladım dedim diyor. Ya öyleyse koca insan vücudu, 7 milyar insan, bunların yaşadığı dünya, bunlara ışık gönderen güneş nasıl tesadüfen olur? Yaratıcısız nasıl mümkün olur? Kapımızın zili bile biri basmayınca çalmıyorsa, bu kainat, bu evren, bu dünya, bu hayat, bu vücut nasıl tesadüfen olur? Buna nasıl inanıyorsun? Yaratıcı olmadan bunun mümkün olduğunu nasıl söylüyorsun deyince diyor, orayı karıştırma dedi diyor. Orayı karıştırma. Niye karıştırma diyor biliyor musunuz? Allah'ı kabul kolay, inkar çok zor. İnkar etmek isteyenler boşuna kendilerini yoruyorlar. Ama niye o zoru tercih ediyorlar? Allah'ı reddedersem, inkar edersem, Tanrı yoktur dersem, ibadet de kalmaz, günah da kalmaz, sevap da, yapacağım bir görev de kalmaz, kaçınmam gereken davranış da olmaz, özgür yaşarım zannediyor. Asıl büyük felakete o zaman giriyor. Halbuki Allah'ı kabul et, Allah vardır de. Görevi yaparsan mükafatını alırsın, yapmazsan cezanı çeker, yine kurtulursun. Ateizm yavrularımız için bir tehlike. Tabiat perestlik. Tesadüfen değil de tabiat yapıyor. Tabiat dediğin ne? Güneş mi? Ay mı? Dünya mı? Su mu? Toprak mı? Yok efendim, bunların hepsi. Bunların hepsinin birbirleriyle haberleşme imkanı var mı? Anlaşma şansları var mı? Yok. Öyleyse nasıl yaratıcı olacaklar? Ha efendim, yeni bir moda neymiş o? Deizm. Yani bir yaratıcı var ama hayatımıza karışmasın. Ben peygambere de inanmıyorum, kitaba da inanmıyorum. Sırf Allah'a inanıyorum. Bu da yeni bir şark kurnazlığı. Güya inkardan kurtulmuş, dinsizlikten kurtulmuş olacak. Ama beraberinde de hiçbir görev yapmayacak. Her şey ona serbest olacak. Gelin, şu üniversite imtihanının öncesinde bütün yavrularımıza diyelim ki, Allah size hayırlı başarılar ihsan eylesin. En güzel yerlerde okuyasınız. Vatana, millete, memlekete hizmet edesiniz. Ama Rabbinizi unutmayasınız. Allah'ınızı unutmayasınız. İbadetlerinizi terk etmeyesiniz. Rüşvet yemeyesiniz. Harama girmeyesiniz. Kul kalbi kırmayasınız, kul hakkı yemeyesiniz diye onları da öğretelim de çift kanatlı olsunlar diyor
Hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum efendim.